Burada İbranice yazıyor. Neden tepki göstermiyorsun İbranice'ye? Vallahi ben aldığımda sordum da İbranice değil dediler. Bilmiyor ya Türkçe adam. Arapça yazılma suç mu yani bilmeyene? Ben bir de üstelik Arapçayı da seviyorum yani. Hello! La Siri! Kemal değil miydi? Güzel isim bu arada. Bu da Arapça bir kelime. İngilizce yazıldığı zaman neden tepki göstermiyorlar sizce? İngilizce yazılması niye tepki göstermiyor? Ben anlamıyorum yani ama... Büyük giyim şirketi LCY Kiki geçen günlerde tepkiler üzerine Arapça yazılı bebek tişörtünü Türkiye satıştan kaldırıp yurt dışına mahsus olduğunu açıklayarak müşterilerine özür diledi. Bu sefer Arap ülkelerinde büyük tepkiler çekti. Biz de bu konuyu Türklerle konuşacağız. Sizce bu doğru bir şey, yanlış bir şey mi? Ne düşünüyorsunuz yani? Arapça için değil, bütün diller için kaldırılsın. Sadece Türkçe yazılması talepte bulunurlar yani. Ama şimdi aynı zamanda LCY Kiki tişörtlerin üzerinde İngilizce yazılan var. Başka markalarda aynı şekilde ama hiç kimse tepki göstermedi. Bu global bir dil olduğu için tepki fazla almaz. Ama Arapça şu an çoğu ülkede yani Türkiye'de herkese bir tepkisi var. Yani ben de dahil yani. Neden? Yani artık bıktık diyebiliriz yani gençler olarak. Çünkü Araplara daha çok şey veriliyor. Mesela dişçiden randevu aldım, bir ay bekledim ama beklemeden girebiliyorlar onlar. Öyle bir şey yok. Belki yanlış bilindirmiş olabilirler. Kemal değil miydi? Güzel isim bu arada. Bu da Arapça bir kelime. Yani sana deseler ki ismini değiştir. Türkçe bir isim değil bu, Arapça bir isim. Ne dersin? Yani ismin taşıdığı özellikten dolayı değiştirmem yani. Tamam, çünkü ismin değil mi? Yani bir kötü bir şey görmüyorsun Arapça olduğu halde. Yok. İsmin neydi? Kenan. Kenan, senin de Arapça ismin var. Evet. Ne düşünüyorsun? Anlamını biliyor musun Kenan? Evet. Ne anlama geliyor? İsim. Evet, Hazreti Yakup'un keyiflisinin anlamına geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? İkizime katılıyorum, aynı düşüncelerdeyim. İkiz olduğum için. İkiz olduğunuz için aynı düşüncedesiniz. Peki senin farklı bir düşüncen olmaz mı? Yok, aynı. Evet. Peki ben sana bir şey soracağım. Burada İbranice yazıyor. Neden tepki göstermiyorsun İbranice'ye? Vallahi ben aldığımda sordum da İbranice değil dediler. Yok, İbranice. İbranice bildiğim için İbranice'di bu. Vallahi hiç bilmiyorum diyor. Sizce Arapça yazılması yanlış bir şey mi? Evet. Ben. Neden peki? Sonuçta burası Türkiye. Türkiye'de Türkiye yazılması dedim. İngilizce yazıldığı zaman neden tepki göstermiyorlar sizce? İngilizce yazılması niye tepki göstermiyor? Ben anlamıyorum yani. Ama tabii ki yani şimdi Arapça yazıldığı zaman tepki gösterdikleri zaman tepki gösteriyorlar da İngilizce yazıldığı zaman tepki göstermediyorlarsa o bizim kabahatimiz yani. O bizim suçumuz yani. Bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz? Ben bir ayrımcılık olarak değerlendiririm. Yapmaması lazım. Neden? Yani herkes, burası demokratik bir ülke, girersin. İsterse Arapça yazanı alırsın, isterse Türkçe yazanı alırsın. Arapça yazan da bir kolaylıktır, girer. Değil mi? Üstünde etiketinde. Girer, oradan alışveriş eder. Kaldırmayı hiçbir zaman tavsiye etmiyorum. Ki abla siz ne düşünüyorsunuz? Siz konuyu dinlediniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Özgür bir ülke. Herkes ne işe yaparsa işte. Yani yanlış yapmışlar. Peki sizce burada Türklerin buna tepki göstermeleri neden? Yani neden şimdi böyle tepki gösteriyorlar? Göstermesinler işte. Yanlış yapıyorlar diyorum ya. Göstermemeleri lazım. İki arada kaldım gibi söyleyeyim ama yani Türkiye'de eğer o tişört satılacaksa Türk yazısı olması lazım. Bu konu hakkında haklısınız ama aynı zamanda aynı firmanın İngilizce yazılı tişörtleri var. O zaman oraya da o şekilde yazabilirdi. Neden silmiş ben anlamış değilim. Özür dilemek ne anlamda geldi anlamadım. Mantığıma sığmadı yani. Bence yanlış gibi. Ticari potansiyeli neyse o yazılsın. Gidin bugün Trakya'ya, Keşan'da Yunanca yazıyor. Bütün dükkanlarda Yunanca var. Edirne'ye gidin Bulgarca yazılar yazıyor. Suç mu yani yazmak? Bunun trust potansiyeli Arap. Yani ben Arap'ı bilinçlendirmeyeceğim de Karslı'yı mı bilinçlendireceğim burada? Veyahut Finli'yi mi bilinçlendireceğim burada? Allah'ınız aşkınıza bırakın bunu. Kim diyor? Hangi gerizekalılar diyor? Geri kafalılar diyor. Twitter üzerinde maalesef böyle tepkiler çekmişti Esi Vakik. Bu dönem üretir ya. Vakik neden çekecek böyle koskoca bir holding ya? Ve tepki üzerine satıştan kaldırıp ondan sonra Türkiye'deki müşterilerine özür diledi. Buna Arap ülkelerinde ırkçılık olarak algılandı. Evet, ben de algılarım. Neden algılamayayım yani? Siz hiçbir bilinç yok. Sadece Türkçe. Bilmiyor bu adam Türkçe. Bilmiyor ya Türkçe adam. Arapça yazılma suç mu yani bilmeyene? Vallahi ben her şeyi
Evet diyorum. Ben yani dil, din, ırk ayrımı yapmıyorum benim için. Ben bir de üstelik Arapçayı da seviyorum yani. Çok yayıldığı için belki rahatsız olmuş olabilirler. Benim için fark etmiyor. Hani İngilizce yazılınca, Fransızca yazılınca okey de Arapça yazılınca mı? O zaman, o zaman milliyetçiliğimiz ortaya çıkıyor. Onun gibi bir şey yani. Ben karşı değilim. Her dili de seviyorum. Yanlış olmuş bence de. Yanlış olmuş. Keşke de olmasaymış. Yani İngilizce yazılıyor veya başka bir dil yazıldığı zaman tepki toplanıyor da niye Arapça yazıldığı zaman tepki topluyor? Olmaması gerekirmiş diye düşündüm. Hello! La Syrie! Siz ne düşünüyorsunuz? Kötü. İyi yapmamışlar. Neden? Çünkü şey yapmışlar. Ben Fransızca biliyorum ya, çok Türkçe bilmiyorum da. Ben Arapça her şeyi seviyorum. Çünkü Fransa'da hep Araplarla arkadaşlarım dolu, onu da seviyorum. Arapları seviyorsun? Araplar, Suriye ne olursa olsun seviyorum. Biz de Suriyeliyiz bu arada. Bu arada seni de seviyorum. Yani tasvip ediyor musunuz Arapça yazıldığı için satıştan kaldırmaları ya da Türkiye'de büyük tepki çekmesi? No, kalkmasın. Devam etsin. Yani siz iyi insanlarsınız, bilmiyorum ki. Kötü yapıyorlar yani. Ayrım yapmasınlar. İnsan insandır bence. Türkler zaten kendi şeyini seviyorlar. Yani yabancılar çok sevmezler. Neden? Bilmiyorum. Bir Türk olarak neden? Rasistler. Yani insanların ayrımını yapıyorlar. Sevmiyorum ben. Siz bu düşünceyi sevmiyorsunuz? No, hayatta sevmiyorum. Ben hep insanları seviyorum. Ne olursa olsun, Afrikan olsun, Arap, ne olursa. Çok teşekkür ederiz abla. Güzel. Merci. Burada Arap'ta yaşayan da çok. Ona bakarsan Suriyeli, dünya kadar Suriyeli var mesela. Onlar da okuyabilir yani. Ama özür dilemek için bir sebep bilemiyorum. Çünkü bak, ben de yazıyor şu an mesela. Burada, Coin Üniversitesi. Öyle mi yazıyor? Evet, Coin Üniversitesi yani İngilizce bu. İşte bak yani örnek burada belli. Ama yani tepki vermiyorsunuz, giyiniyorsun. Giyiniyorsun yani, sonuçta giyiyorsun yani. Türkiye'dekiler tepki göstermeli doğru bir şey mi? Bence değil.